Efendim selamlar. Bugün Rocket League Side 1v1 bölümümüzde bu sefer bir farklılık yapacağız ve önceden maçları attım. Canlı canlı sizlerle beraber oynamayacağım. Daha öncesinde tryhard maçlar attığım için dedim böyle bir e, yorumlama yapalım maçlara. 4 tane maç izleyeceğiz. Hepsi bu sefer kazandığım maçlar olacak. E, kayıtta 6 tane maç vardı. 6 maçın ikisini kaybetmiştim. 4'ünü kazandım. Kazandım 4 maçı da koydum. O zaman Yorumlamaya başlarım bir bir, bir maçları bu arada şunu da söyleyeyim plat 3 e, rankında şu an galiba maçlar yani elmasa çıkış aşamasına geldim öyle söyleyeyim ama daha elmasa çıkamadım sezonun sezonun bitimine 6 gün var bakalım neler olacak onun dışında e, RLS Sideswipe'den beni tanıyanlar varsa kanala abone olup abone değillerse tabii ki de videoyu da önerilen videolara çıkmamız açısından beğenirlerse sevinirim. Beni de youtube'un merhametsiz algoritması baş başa bırakmayın efendim. Şimdi izleyelim bakalım. 2-2 oldu tabii ben konuşana kadar anca bitti lafım. Ama bundan sonrasını yorumlayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. 1 ve 1 hakkında Rakır'daki sayısı özelinde tamamen sabretme, mental bir pozisyon almaya odaklı bir şey. Yani böyle çok iyi mekaniklerin bilmeyin ama bir, bir de bir şeyler yapıyorsun. Bu arada top çok fena kaldı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. top mesa çizgide kaldı. Ben burada sinirlenip bir hata yapsam. Maç gitme noktasına geliyor. Ama burada sakinimizi koruduk. Ve güzel bir 50 ile fark ettiyseniz golü attık. Bu tarz şeylerde mor vuruş atmaya çalışın. Az önce de mor vuruşu gördünüz. Mor vuruş rehberim de var kanalda. Onu da söyleyeyim. Kickoff'ta bir fake denedim. Olmadı. Arada böyle ben risk almayı seviyorum. Yani eğer işe yarayacağını düşünüyorsanız alabilirsiniz ama ben önermem. Ben biraz fazla alıyorum bu ve gördüğünüz gibi pahalıya da patladı. 3 Üç, şey geldi durum. Dediğim gibi arkadaşlar canlı canlı mı e, oynayalım maçları yoksa oturup böyle yorum yapalım. Bence böyle daha öğretici oluyor. Ben Rakın Dix Swap'ı yine bir nebze güzel bir gol attık bu arada. Bir ortalama tuttum tutturduğumu düşünüyorum oyun bakımından. Yani sonuç olarak rankım pilot 3'e çıktı ve elmasa da kasmaya çalışacağım sezon sonuna kadar. Ee, öğretici videolar gelebilir. Burada güzel bir şey aldık, reset aldık ve onu değerlendirdik. Duvardan da reset alabiliyorsunuz bu arada. Onu da unutmayın. 5-3'e getirdik. Bakalım şimdi adam tabii daha fazla agresif oynamak zorunda bunu biliyoruz o yüzden daha sakin oynuyoruz. Bir mor vuruş gelir mi? Gelmemiş. Düz vurmuşuz. 6-3'e getirdik kontra ataktan. Bakın S1'de platin oldum. Ondan sonra daha yukarı çıkamamışım. Zaten s oynamadım oyunu. S3'ün de sonu geliyor. Bir haftaya da sezon 4 gelecek arkadaşlar. Bir sonraki LL size var videosu da bir tane de atarım. Sonra herhalde sezon 4 videosu olur. Buradan güzel vuruş geldi bu arada. Ama adamı iyi kurtardı. Şu an hata yapıyor. Yani çünkü 6-3 yeniliyor. Dedim ve gol attı. Bu benim beni yanılttı. 6 3 yeniyor. o kadar pasif oynamasının gereği yok çünkü zaman tükeniyordu ama beni yanılttı ve golü attı. Şimdi burada güzel fit aldık. Hata yapmışım burada. Çok beklemişim. Bir de açım açımı ayarlayamamışım. Bakalım adam 10 saniye artık pushlayacak. Top bize 7 olur mu? Satmışım resmen. 7 olmamış. Bir kez daha çalın geldi bu arada. Artık maç bitti. Adam şu an trollüyor. Yani top yere düşse maç bitecek. İnanılır düşünmedi. Ve bu şekilde kazan. ikinci maça geçtik. Bu arada önceden de editledim. O telefonda da aşırı bir din geliyor. İkinci maçta Dario VGX adlı kardeşimizle maç yapacağız. Ya da abimiz artık kimse ya da ablamızı <laughs> tanımıyoruz etmiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada bu adam önceki adamın göre daha iyi anladığım kadarıyla. Erol falan daha sık kullanıyor. Buradan sakin bir vuruş yapmaya çalışıyorum. O tabi basit bir vuruştu olmadı. Ama burada bayağı bir şansa gol attık. Bir de benim bir boktan tarafı da bu arkadaşlar. Şans modudur biraz. Onu da söyleyeyim. Yani siz ne kadar iyi oynayın. Şansınız yaver gitmezse kusura bakmayın abi. Bu modda iyi yerlere gelemezsiniz. Şanslı olacak kendinize. Biraz da olsa. Çok değil. Bakalım. Adam şimdi morali bozuk. Şanssız bir gol yedi. Ama dediğim gibi rakip League side yani bir fark hiçbir şey değil. İki farkı bir fark gibi görün. Güzel bir gol. Oo, son anda kurtardı. Burada bir şanssızlık yaşadık. Kötü kalkmışım burada. Bakın kötü kalktığım için adam direkt hani anladı bu töke izliyor. Pushlayayım dedi. Burada adamla bir mücadele. Double tap. Oy mor vuruşu bir double tap geliyordu. Olmamış. Mor vuruşu bu arada mutlaka kullanın arkadaşlar. Burada bir hata yapmışım. Ama risk tutmuş yani. Yine bir şansa gol diyebiliriz. Çünkü orada adam golü atsa maç birbirine gelecek. Şimdi adam agresif oynamak durumunda. Bunu biliyoruz dedim. Ben off'ta bir asalaklık yapmışım resmen ve gidip hediye etmişim. Fake atmaya çalışmışım. Yine benim klasik huyum. Ama olmamış. Şimdi fark bile indi. Adam hala geride. Burada kötü bir hata yine, Topu okuyamamışım. Güzel bir vuruş. Aynı şekilde güzel bir kurtarış. Adam puşluyor. Baskıyı yedik. Ee, öne geçmemiz lazım bir an önce ve bu fırsatı Değerlendirip öne geçiyoruz O baskıdan eğer çıkamasaydık bu arada Momentum tamamen adamın geçmiş olacaktı Sıçardık yani bir nevi Şimdi de Fake up bu sefer Yine kofonda hata yapmışım bu arada Topu adamın önüne kalmışım ama boş kale Double tap'te olayı bitirmişiz Ve 4-1'e gelmiş maç güzel Artık buradan sonra maç tamamen koptu İpleri tamamen elimiz aldık. Bir hata falan çok büyük bir satış koymadığımızda maç bize geçecektir. Altın vuruş geldi adamın da artık pantizine şu Burada bir fake, fake tutmamış tabi. O da ayrı bir konu. Adam çırpınıyor burada. Çaresizlik vuruşlarını görüyoruz. Burada bizden bir hata, adamdan da aynı şekilde bir hata ve bir altın denemesi olmuş, fail olmuş ama golü atmayı başardık. Altın vuruşu bu arada arada yapıyorum. Altın golü de attım hatta öncesinde. Ama çok zor denk geliyor arkadaşlar. Altı vuruş gerçekten kolay değil. Ya mor vuruşu iyice çözdüm ama altı vuruş zor. Burada bir gol daha gelir mi gelmiyor. Boş kale adam e, atamıyor. Oo çok kötü kaçırdı. Son saniye artık. Air e rolla sürüyoruz ve güzel bir fit ile altıncı golü atıyoruz. E, i̇kinci maç. ikinci galiba tabi altı maç vardı bu kayıtta. İkisini kaybettim. Ben kaybettim maçta da göstermedim. Hani öğretici olmaz diye o yüzden 4 maç koydum. Şimdi 3. maçtayız. Bakın bu maçta ne oluyor. Bir maçta bu arada FF geliyordu onu söyleyeyim. Evet hata yapmışız burada. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Adam orada iyi bir pozisyon alsa golü direkt boş kaleye yuvarlar. Ya oynamazken yorumlaması çok kolay oluyor. Ama gerçekten oynarken yorumlaması çok zor. Bu da güzel bir fifty yapmışız. Olmamış. Direkt kaleme dönmem lazım. Bu yok. Çaresizim. Adam golü yapıştırmış. Kötü bir golle başladık. Hadi bakalım. Şimdi bir 50 denemişiz. Olmamış. Bayağı da hatalı oynamışız aslında arkadaşlar. Yani 4-4'lük maşa çıkarmamışız. Burada bakın hala da adamı tutmuyorum bu bir hata. Şimdi bir double tap gelir mi? Çok temiz bir gol geldi be. Güzel. Oradan riskli olabilirdi bu arada. Onda suyun kaçınsaydı kendi kalemimize gol görebildik. Ama riskini karar kadar artarsa, golün güzelliği de o kadar artıyor. O da ayrı bir konu. Şimdi topu aldık sakin durumdayız. Adamın bakın havaya kalktığını gördüm. Topu yuvarladım ama kötü yuvarladığım için atak şansı doğmadı. Fakat buradan güzel bir double tepti. Biraz da şansın yardımıyla öne geçmeyi başardık. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Rocket League -like, videolarına bu tam gaz devam edeceğiz. 3 tane Rocket -like video satıyorsam atıyorum bir tane rakıdaki size swipe video satın çünkü LD size swipe'ın izleyicisi biraz daha az rakıda geliyor ama full devam edecek onu söyleyeyim yani o konuda sıkıntı yok şimdi bu arada ben konuşurken 3-1 oldu evet güzel bir burada ama adam devamını getiremedi burada artık yani dedik topla sen çok oynadın bir dur dedik agresif çıkıştık adama çok agresifti ama tuttu 4-1 ve burada FF geliyor FF veren adam buymuş Videonun son maçındayız. Luşe bu galiba en çekişme maçtı bu arada. Adam hata yapıyor. Biz hata yapıyoruz. Üstüne daha fazla hata yapıyoruz. Topu direkt sürüyoruz kendi kalemize. Burada adamın vuruş açısına gerek. Şimdi bu smooth var. Havaya kalkma tercih etmeyin. Bakın adam aşağı iniyor. Gördünüz mü? Burada inmesini bekledim. Direkt oradan hata çıktım. Bu fake'i de kullanın hani. Böyle yukarı kalkacakmış gibi yapın. Kalkmayın. Adam yukarı çıksın. Ondan sonra siz direkt hatanızı başlatın. Şimdi burada top kalıyor. Ee, uu, çok agresif bir hamle geldi adamın. Bayağı agresif bir şu an biliyorum. Burada sıkıntı yok. Hamlelerimi ona göre yapacağım. Burada bir hata geldi. Biri ve bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde oynayacaksınız diye bir şey yok abi. Adama göre oynayacaksınız. Adam nasıl oynuyorsa onu okuyacaksınız. Öyle oynayacaksınız. Şimdi sakin bir adam gelse, temkinli bir adam gelse olay farklı yöne gider. Burada bir gol yiyor muyuz? Güzel kurtarış. Bakın şurayı bir daha geri saracağım. Ee, bir görün arkadaşlar. Şimdi bu pozisyon önemli çünkü. Bakın. Boş kale. Adam %100 gol atacak değil mi? Ben ne yapıyorum? Yere inip adamı takip etmiyorum. Topun geleceği yöne doğru gidiyorum. Bakın şimdi. Bundan bahsediyorum. Ben topun geleceği yöne doğru gitmesem bu pozisyon gol olur. Ama ben burada deneyimimi konuşturum ve burada hatamı telafi ediyorum. Şimdi. Neyden bahsediyorduk bu arada? Şeyden bahsediyor. Adamınıza göre oynayacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Tabi aynı zamanda mekanik. Ben şey beceremiyorum biraz mekanik beceremiyorum işte ne bileyim bu stol atma olur, altın vuruş olur, mor vuruş olur. Biraz mor vuruşu çözdüm ama daha ikisi var. Ee, Bunları da geliştireceksiniz. Bunun hakkında da hem benim rehberim hem de daha deneyimli oyuncuların rehberleri var. Bunu da söyleyeyim. Yabancı kaynaklardan. Türkiye'de bulamazsınız ama yabancılardan bulursunuz. Şimdi. Nedir durumumuz bir bir devam ediyor. Ha bu arada şunu söyleyeyim tabi daha düşük Lütfeli olan arkadaşlar için benim videolarım Yeterli gelir yani. Ee, adam bu arada ne yapıyor? Adam yine gole gidiyor. Yine kurtarıyoruz. Şunu da ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer Rakidik saç sarkta rankı iyi olan Varsa böyle şampiyon ve büyük şampiyon e, Benim yorumma bu videonun altına yorum yazarlarsa sevinirim. Hani bir video çekmek isterim. Ee, sizlerin de hani bir deneyimini almak isterim. Veya bana Instagram'dan da ulaşabilirler. Instagram'da Aydigal direkt düz yazıyorsunuz çıkıyor zaten. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, güzel olur hani böyle şa büyük şampiyon veya satıyorum plat gibi ya da büyük şampiyondan e, eğitim aldım gibi. Bu arada burada bir satış koymuşuz bir daha izleyelim. Yoruma yazarsanız sevinirim. Bu satışı bir daha izleyelim ya. Bakın arkadaşlar. Buradaki hata ne biliyor musunuz? Tekrar göstereceğim. Şimdi hatayı göstereceğim. Bir de yapmam gerekeni göstereceğim. Burada şunu yapmam gerekiyor. Top şimdi mouse'a göstereceğim. Buradan yukarı çıkacak. Allah'ın emri. Ben ne yapacağım? Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradan gitmek yerine bunu iptal ediyorum. Tamam mı? Şuradan topun düşeceği yere hesaplayıp havaya kalkıp burada buradan topun önce kesmem lazımdı. Ben ne yaptım? Buradan topa havaya Adam tabii tabi, topun yani deneyimli bir oyuncu. Buradan beni takip etmiş. Topun gideceği yere gitmiş. Buradan e, şimdi buradan da dönüş var bu arada. Burada topu siz durdurabilirsiniz. Yani değmeden durdurma şansınız var topun göre. Ama ben yine de devam etmişim. Daha da hani ısrarla topu havaya kaldırmış. Ve golle kaçırmaz olmuş. Bu tamamen e, platin oyuncusun yapmaması gereken bir hatadır. Bunu da söyleyeyim. Ben yapmışım bu hatayı. Bu hatayı yaparsanız elmasa kolay kolay çıkamazsınız. Zaten 6 maçta 4 galibiyet almış. Burada bir gol daha gelmiş. Güzel kurtarmışız. Şimdi 13 saniye savunacağız artık. Adam var mı yoğunu bize e, koyacak biliyoruz. Burada fantastik bir uç demiş. Niye demiş bilmiyorum. Burada biraz zamanı oynuyorum. Direkt bakın geriye döndüm. Üstüne gitmedim. Bir daha izledim burayı. Bakın burada kaldırdım. Adamın gelmesini bekledim. Direkt havaya kaldırdım. Burada hop yere düşecek zaten. Ben alamayacağım. Ama üstüne gitseydim sıçardım. Ne yaptım? Direkt geliyor. Burada adam kötü kontrol etmiş. O da biz kontrol sağlıyoruz. Zamanı oynuyoruz. Burada bir vuruş atamıyoruz. Sıkıntı. Bak burada yere düşeni bekliyorum. Düşmüyor. Burada bir küfür ediyorum ben hatta. Ee, sessiz bir şekilde tabii ki. Yani video dışı olduğu için. Ve bu şekilde maç bitiyor arkadaşlar kazanıyoruz umarım beğenmişsiniz şu da arkada işte dönsün dursun video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bu tarz saç swap videoların tryhard bir ve 1 oynadığımız videoları altın çiziyorum tryhard maçları canlı mı çekelim yoksa böyle üstüne mi yorumlayalım ee, dediğim gibi bu video özel 4 tane kazandım maçı koydum ama bundan sonra kaybettim maçları da koyacağım. umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videoları çekmemdeki en büyük motivasyon kaynağı aboneliklerinizdir. Onun dışında abone olanlar da bildirimlerini açarlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.